Yine küresel ekonomileri olumsuz yönde etkileyen, risk açısından biraz daha risklerin arttığı bir haftaya başladık. Özellikle enerji krizi çok önemli dünya ekonomileri için. Bu enerji krizi sanayi sektörünü, işte gıda sektörünü, tarım sektörünü olumsuz yönde etkileyen faktörler. Kömür, doğalgaz, petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Emtia fiyatlarının artması küresel büyüme endişelerini gündeme getiriyor. Tabii ki bu küresel ekonomilerde durgunluğa tekrar neden olan faktörler arasında ve ciddi bir son çeyrek geçireceğiz olumsuz anlamda. Özellikle küresel ekonomileri bu tür hadiselerle meşgul eden gelişmeler büyüme endişelerini tekrar gündeme getirecek. Özellikle enerji tarafında yaşanan, arz tarafında yaşanan tehditler de gıda fiyatlarındaki artışları bence meydana getirecek. Çünkü Hollanda'da özellikle Avrupa'ya etkisi olan bu enerji krizi Hollanda'da çiftçilerin artık yeni seraların ışıklandırılmasında biraz daha zayıflamasına, önümüzdeki yıl biraz daha tarım sektörünün ötelenmesine neden olan faktörler arasında. Çin'de fabrikalar şartelleri indiriyor. Bu da üretimi tekrar yavaşlatan faktörler arasında. Zaten dünyanın enflasyon belası var ve dolayısıyla bu enflasyon belasından kurtulmak çok da kolay değil. Doğal felaketler, işte tarım emtialarındaki artışlar zaten bütün küresel enflasyonu olumlu yönde destekliyordu. Buna bir de enerji krizi eklenince artık dünyada enflasyonla mücadele biraz daha zorlaşacağı benziyor. Yurt dışı piyasalarda dolar kurunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar dün 8.90 lira seviyesine kadar yükselen bir kur gördük karşımızda. Düşüşlerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Gözlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen ay yaptığı gibi faiz indirimi yapacak mı veya pas mı geçecek? Bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz ama sonuç itibariyle doların uluslararası piyasalarda değer kazanıyor olması yurt dışı piyasalarda dolar TL kurunun tekrar yukarı yönlü hamlelerini destekler. Kısa vadede bir geri çekilme mümkün olabilir dolar TL kurunda. Bu geri çekilmelerde özellikle dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olanlara alım fırsatı veren unsurlar olacaktır. Yine yıl sonuna kadar biz 9 lira seviyesinin üzerinde bir dolar TL kuru görmemiz mümkün olacaktır. Gram altın TL fiyatı 500 lira seviyesinin üzerinde tutulmaya devam ediyor. İşte 500-505 lira aralığında. Gram altın TL'nin bir sonraki yukarı yönlü hamlesinde 520 lira seviyesini göreceğiz. Tabii ondan sonraki yükselişler devam edecek ama şu anda 500-505 lira aralığına sıkışan bir gram altın TL fiyatı var. Kısa vade için tekrar dolar TL kurundan olumsuz yönde etkilenir. Tekrar 495 lira seviyesine kadar gerileyebilir. Ama yıl sonuna kadar yine yükseliş trendini devam ettirecek bir gram altın var karşımızda. Gümüşün gram fiyatı da aynı şekilde. Düşüş yer kalıcı olmuyor. Yükselişler devam ediyor. Ons tarafta yatay stabil bir durum var. Altın ve gümüşün ons fiyatında. 1765 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramayan bir ons altın var karşımızda. Yarın Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu tarafı yakından takip ediyoruz ve yarından sonra hem dolar varlıklarında hem emtia fiyatlarında bir yön arayışı göreceğiz. Aşağı yönlü mü, yukarı yönlü mü kırılacak? Yarın saat 15.15'ten sonra bu veriden sonra piyasaların yönünü daha net bir şekilde görmüş olacağız. Ama bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuz zaman, bugünkü haber akışları göz önünde bulundurduğumuz zaman tabii ki dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen faktörler artmaya devam ediyor. Küresel ekonomileri olumsuz yönde etkilemeye devam eden faktörler artmaya devam ediyor. O yüzden ciddi bir son çeyrek geçireceğiz. Olumsuz ve riskli olan ve oldukça riskli bir son çeyrek geçireceğiz. O yüzden yatırımcıların bu son çeyrekte çok dikkat etmesi gerekiyor. Rehavete girmemesi gerekiyor. Özellikle bu yılın son çeyreğinde enerji krizi dünyada bütün ülkelerde hissedilmeye başladığı andan itibaren yeni şirketlerle alakalı batma haberleri gelebilir. Zaten Çin'de emlak krizi var ve bu bütün dünyaya sıçrayabilir. O yüzden yılın son çeyreği dünya ekonomileri için ciddi anlamda olumsuz geçişe benziyor.